Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi eğer sadece pro lisansımız varsa bir data flow oluşturduğumuzda yapabileceğimiz hareketler sınırlı. Bize çok lazım olacak merge gibi, referans vermek gibi hareketler premium lisans istiyor. Veya daha önceden oluşturulmuş bir data flow'a, bir staging data flow'una bağlanıp bir transformational data flow katmanı yaratmak pro lisansla mümkün değil. Pro lisansla premium lisans data flow'lar arasındaki farkları hatırlamak gerekirse bize en çok lazım olacak iki hareket aslında bunlar. Computed entities yani başka bir tabloyu referans alarak bir transformasyon yapmak. Merge gibi. Diğeri de daha önceden oluşturulmuş bir staging data flow'una bağlanıp başka bir data flow yaratmak. En çok lazım olan bu iki özellik Pro lisansıyla oluşturduğumuz data flow'larda maalesef şu an için yok. Computed Entities ile ilgili bir takım around'lar var Pro lisansında kullanabileceğimiz ama adı üstünde bu around yani arkadan dolaşıyorsunuz. Kalıcı bir çözüm değil. Eninde sonunda Pro lisansının o limitlerine takılmak kaçınılmaz. Peki bu listeyi kapatalım. Şimdi data flow'lar sadece Power BI ekosisteminde yok demiştim. Aynı zamanda Power Apps'te de var. Data Factory'de de var, Fabric'te de var. Eğer sadece Power BI Pro lisansımız varsa, Power BI'in data flow'larını kullanmak yerine, bu Computed Tables gibi özellikleri kullanmak adına Power Apps'in data flow'unu kullanabiliriz. Power BI Desktop aynı zamanda Power Apps'te oluşturulmuş data flow'lara da bağlantı yapabilir. Peki burası benim tenantımın Power BI İstanbul tenantının Dataverse'ü PowerApps.com Power Apps tarafına şu an için trial license ekledim ben bu tenanta. Ve o lisansların ücreti Power BI Premium lisansın veya Power BI Premium Per User lisansın ücretinden daha az. Ve Incremental Refresh gibi, Computed Tables gibi, bir başka Data Flow'u çağırmak gibi bize çok lazım olacak hareketleri barındırıyor. Peki buradan soldaki menüden Data Flow'su tıkladım. Yeni bir Data Flow oluşturacağım. Menüler birbirine çok benziyor. Burada bir fact tablosu oluşturalım. Daha önce Pro Power BI İstanbul eğitim tenantında yaptığımız gibi buna Power Apps diyelim. Şimdi Power Apps'te oluşturabileceğimiz data flow tipi iki farklı tipte ya standart oluyor ya analitik oluyor. Eğer Power BI ile bağlantı yapacağımız bir data flow olacaksa buna analytical entities only dememiz gerekiyor. Bir analitik data flow yaratmak gerekiyor. Bunu işaretledim. Create. Aynı Power BI'deki ekranlara benzer ekranlar çünkü Dataflow'un yapısı neredeyse bütün ortamlarda aynı fabrikte dahil olmak üzere gene Azure Azure SQL Database sunucu adını yapıştırdım. Database'i yapıştırdım. Daha önceden connection bilgilerini girdiğim için sormuyor. Next aynı hareketleri Power Apps ortamında yapıyoruz. Buradan gene satışları istiyorum. Transform Data. Aynı hareketler, aynı ekranlar hiçbir fark yok. Ama bir tabloyu referans almaya kalktığımızda veya merge işlemi yapmaya kalktığımızda bizden başka bir lisans istemeyecek. Daha önce bu tabloyu doğrudan referans aldığımda bunu yapamazsın demişti Power BI Data Flow'unu oluştururken bu tarafta herhangi bir şekilde itiraz etmiyor. Birkaç tablo daha alalım. Gene aynı veri kaynağı. Bu sefer müşteriler ve kategorileri alalım. Merge'de herhangi bir şey soracak mı? Tekrar create. Müşteriler tablosuna geliyorum. Basit bir merge işlemi yapacağım. Yukarıdaki tablodan müşteri kategori ID, aşağıdaki tablodan kategorilerle ilintili birebir eşleşme var. OK. Bu tablodan da bana kategori ismini ver, sınıfı ver. Hiç itiraz etmedi. Aynı hareketleri Power BI Dataflow'da yaptığımızda yapamazsın diyordu. Ama Power Apps'te oluşturduğumuz Dataflow böyle bir şeye müsaade ediyor. Peki next şunun kalan steplerini tamamlayalım. Publish ettim. Bu birazdan Publish olacak. Yukarıda şu an bu Dataflow Publish ediliyor bilgisini geçti. Publish de edildi. Ve doğrudan ilk kez oluşturduğumuz için hemen Refresh'ini de başlattı. Birazdan bu Refresh bitecek. Okay, bunun refresh'ini de bitirdi. Buradaki 3. noktaya geldiğimizde ayarlar Power BI'daki data flow'larla benzer ama Power Apps'in data flow'unda incremental refresh de var. Burası da gene ekstra bir lisans istemiyor. Peki bu ekranı kapatalım. Power BI data flow'larındaki Pro lisansındaki bir başka eksiklik daha önceden oluşturulmuş bir staging data flow'u çağıramamaktı. Burada bu data flow çağırabilir miyiz? Bakalım daha önceden oluşturulmuş bir staging katmanı data flow olduğunu düşünelim bunun. Bu da transformasyonları yapacağımız yeni bir data flow olsun. Tekrar create. Bu sefer bağlantı yapacağım veri kaynağı daha önceden oluşturulmuş bir data flow. Login olduğum için doğrudan kullanıcı bilgilerimi gördü. Next diyorum. Biraz önce oluşturduğumuz data flow'u gösterecek şimdi. Şimdi bu soldaki açtığı listede Power BI Desktop'ta da benzeriyle karşılaşacağız. İki tane şey gösteriyor. Workspaces dediği bölümün altındaki data flow'lar bizim Power BI.com'da oluşturduğumuz data flow'lar. Bunlar Power BI'nin data flow'ları. Daha önce Pro Lisans'ta oluşturduğumuz data flow'lar. Buradaki environment altında gösterdiği data flow'lar ise Dataverse'de tanımlanmış olan data flow'lar. Power Apps'te environment'lar yaratıyorsunuz. Şu an default environment burada Power BI İstanbul domaini. Bunun altında da biraz önce bir data flow yarattık. Yarattığımız data flow'daki bütün tabloları veya herhangi bir tabloyu buradan bir ikinci data flow'da kullanabiliriz. Transform data. Bunu da next next publish diyelim. Bu data flow da gene publish ediliyor şu aşamada. Publish in progress. Sonra da refresh edecek. Okey, bunun da refresh'ini bitirdi. Şimdi buradaki data flow kullanım amacını tekrar bir daha buradan özetlemek gerekirse bu bizim örneğin staging data flow'umuz. Burayı sadece veriyi çekmek ve basit transformasyonlar için sütun seçmek gibi kullanıyoruz. İkinci bir data flow'u ilkine bağlayıp lazım olan transformasyonları yapacağız ve Power BI Desktop'tan da bu data flow'a bağlanacağız. Gene iki farklı data flow ve daha sonra da bir semantik model üzerine geleceği için daha önce Power Automate'te gördüğümüz otomasyonu burada da yapabiliriz. Aynı otomasyon özelliklerini kullanarak önce bu data flow güncelle, bu güncellendiğinde bunu güncelle, ondan sonra da semantik modeli güncelle demek mümkün. Yani Pro lisansında bunların hiçbirini yapamıyorken, Power BI data flow'larını oluştururken, Power Apps data flow'larını oluşturduğumuzda bunları yapabiliyoruz. Okey, şimdi Power Apps ile Power BI'daki data flow'lar arasında lisans olarak ne farklılıklar var? Onu Microsoft Learn'deki bir sayfadan bakalım. Burada data flow licenses diye bir sayfayı açtım. Bize en çok lazım olan iki özellik Power BI açısından şu ikisi. Bu özellikler Power Apps'in data flow'unda varken standart bir lisansla Power BI tarafında premium istiyorlar. Artı benzer şekilde incremental refresh gene Power Apps'in data flow'unda varken Power BI'de sadece premium lisansla yapabileceğimiz bir şey. Peki data flow'ları oluşturduk. Bu sefer Power Apps'te oluşturduk. Power BI Desktop'tan bu data flow'a bağlantı yapalım. Power BI Desktop'ı açıyorum. Power BI Desktop'ı açtım. Power BI İstanbul kullanıcımla bağlandım. Get Data, Data Flows. Gene Environments ve Workspace'i gösteriyor bana. Burası Power BI Data Flow'ların olduğu Data Flow'lar. Bunu kullanmayacağım artık. Çünkü bana lazım olan Data Flow'ları Power Apps'te oluşturdum. Bana lazım olan Data Flow'da semantik model anlamında bu. deyip bağlantı yapıp modelimi kurabilirim. Eğer data flow'ları kullanmayı seçtiysek bir merkezi veri deposu oluşturmak üzere Power Apps'in data flow'ları şu anki durumda biraz daha kabiliyetli. Daha düşük bir lisans ücretine daha fazla kabiliyet ve opsiyon sunuyor.